Ne yapıyorsun sen? Bana basmayın. Ne yapıyorsun sen ya? Tamam. Tamam. Sen hesabını vereceksin bunu. Ben yüz binlerce oyun temsilcisiyim. Tamam. Öyle kafama bastırarak yok edemezsin beni. Hani diyor ya, ya baş yiyeceksiniz ya baş vereceksiniz. Bizim baş verdiğimiz doğrudur. Ama tarih de biliyor ki hiç baş eğmedik. Hiç de eğmedik. Herkes şunu bilsin. Biz öyle dokunulmazlık zırhına dayanarak siyaset yapmadık. Bakın şu grupta arkamda önümde oturan milletvekilleri. Yarısından fazlası. Benim yaşımın yarısı kadar hapis yatmışlar. Oradan geliyorlar. Yani bu ülkenin cezaevlerini direniş alanı bilerek, orada direnerek, bilenerek buralara geldiler. Ben eş genel başkanları olarak hiç hapis yatmamış, belki de aralarında en az bedel ödemişleri olarak ben bu grupla ancak gurur duyabilirim. Onur duyabilirim. Şimdi zannediyorlar ki bu dokunulmazlık tartışması, efendim HDP'lilerin dokunulmazlığı kalkarsa zannediyorlar ki biz de birileri gibi sarayın etrafına koşup sarayın önünde diz çöküp biat edip bizi affedin diyeceğiz zannediyorlar. Ya kusura bakmayın ama siz bizi kendiniz gibi saray soytarısı mı zannettiniz ya? Hiçbir zaman bizim dokunulmazlığımız olmadı. Yargı güvencemiz olmadı. Bizim atanmış, seçilmiş, tespit edilmiş, göreve getirilmiş hakimlerimiz, yargıçlarımız, savcılarımız olmadı. Satın alınmış bürokratlarımız olmadı. Tankımız, topumuz, tüfeğimiz olmadı. Hiçbir dokunulmazlığımız yokken sadece meşruiyet ve haklılıkla bu mecliste vardık, varız, var olacağız. Mecliste ve her yerde. Saraydaki zata sesleniyorum. Sen zevk sefa içerisinde yaşıyor olabilirsin. Sizin çocuklarınız kumarhaneden çıkmıyor olabilir. En küçük harcamanız bir işçinin 10 yıllık maaşına denk geliyor olabilir. Sizin halktan, milletten haberiniz olmayabilir. Ama o alay ettiğiniz, evini başına yıktığınız millet günü gelir sizin sarayınızı başınıza yıkar. Neye uğradığınızı şaşırırsınız. Bugün Kürt halkına ne diyorlar? Diyorlar ki siz seçemezsiniz, siz seçilemezsiniz. Milletvekili mi seçildiniz eğer? Dokunulmazlığınızı kaldırırım, yargılarım, sizi meclisten atarım, sürerim. Belediye başkanı mı seçildiniz? Hayır, belediye başkanlığı da yaptırmam. Görevden alırım, yerinize kayyum atarım. Devlet olarak ben kendi görevlimi getiririm. Bu temsilcileri seçen halka da deniyor ki, siz vekil de seçemezsiniz, belediye eş başkanı da seçemezsiniz, yerel yönetici de seçemezsiniz, muhtar da seçemezsiniz. Seçtiğiniz her temsilciyi ben görevden alır, merkezi devletin görevlilerini yerine getiririm, diyor. Bu yasanın, bu uygulamanın ve niyetin tek tarifi, karşılığı budur. Ve bu uygulama sadece sömürge coğrafyalarda, sömürge alanlarında yaşama geçirilir. Bu saldırının karşısında kimse, Kürt halkının da, bizlerin de, bütün demokrasi güçlerinin de boyun bükmesini beklemesin. Boyun bükmedik, bükmeyeceğiz. Teslim olmadık, olmayacağız. Geçen 4 seçime bir bakın. Bizim tutumumuz açıkça ortadaydı. Türkiye'ye demokratik bir iktidar alternatifi sunalım. Yerel yönetimlerde, cumhurbaşkanlığı seçiminde, genel seçimlerde. Karşılaştığımız tutum neydi? İşte o günlerde belki adı öyle konulmamıştı ama Yenikapı Ruhu adı altında milliyetçi, faşist blok tercihinde bulundular. Her seferinde bunu yaptılar. Ve AKP
şans veren, AKP'ye prim veren, fırsat veren hep ana muhalefetin hataları, yanlışları oldu. Bundan bir ders çıkarmışlar mı diye bakıyoruz. Buna dair en küçük bir emare de yok. Halkın tamamı, tabanın tamamı beklentisini bu yönde ifade ediyor. Demokratik muhalefet bir blok çerçevesinde, bir ittifak, işbirliği, birleşmeden falan söz etmiyorum. Taktik bir şeyden söz etmiyorum. Ülkenin geleceği bu kadar büyük bir tehlike altındayken temel ilkelerde birlikte mücadele etmekten söz ediyorum. Buna bile gelmeyenler ülkenin geleceğiyle ilgili nasıl laf söyleyecekler? Askeri darbe girişimi meclise karşı gerçekleştirildi. Meclis bombalandı, yıkıldı. Bunun karşısında tutarlı bir darbe karşıtı siyasetin, zihniyetin meclisi merkez alan bir siyasi yaklaşım göstermesi gerekmez mi? Normal olan budur. Tutarlı darbe karşıtlığının birinci çıkış noktası ve göstergesi budur. Meclisi merkez alan bir demokratik kurucu süreci başlatmak gerekir. Yenilenme sürecini, reorganizasyon sürecini başlatmak gerekir. Ama yok, bunlar meclisten kaçıyorlar. Bütün yetkiler, bütün kurumlar saraya bağlanıyor. Milyonlarca insanın verdiği oyların hepsi çöpe atılmış durumda. Niye seçim yapıldı 1 Kasım? Üstelik bir kere bile seçim yapmadınız. 7 Haziran kesmedi, bir de üstüne 1 Kasım seçimini yaptınız. Niye gitti 2 defa bu halk seçim sandıklarına? 2 seçim sonucunu da tanımayacaktınız. Bu meclisi madem tanımayacaktınız, bu oyunu niye oynadınız? Bu oyuna halkı niye alet ettiniz? Niye alet ediyorsunuz? Bakanlar kurulu devre dışı. Meclis devre dışı. Mecliste kurulmuş komisyonlar devre dışı. Yeni komisyonlar kurulamıyor, kurulsa bile çalıştırılmıyor. Kanun hükmünde kararname ile ülke yönetiyorlar. Kanun hükmünde kararname geliyor. AKP iktidar partisinin milletvekilleri yoklama yapılıyor, giriyor genel kurula, el kaldırıyor, iniyor. Hadi eyvallah, çekip gidiyor. Böyle bir işleyiş darbeye karşı demokratik işleyiş olabilir mi? Böyle bir işleyişten hayır çıkar mı? Demokrasi çıkmadığı çok net. Bu parlamento sizin babanızın malı değil, halkın malıdır. Bunu size öğreteceğiz. Burası bir anonim şirket. Siz de o şirketin yöneticileri, biz de çalışanları falan değiliz. Siz buraya seçimle, biz KPSS sınavıyla gelmedik. Biz de insanların alın teriyle çalışa çalışa bin bir zorlukla, hem de sizin gibi devlet bütçesinden harcayarak değil, çaldığınız çırptığınız paralarla yaptığınız seçim harcamalarıyla değil, şu insanların kuruş kuruş ceplerinden yaptığı katkılarla çalışarak buraya geldik. İnsanların ana sütü gibi helal oylarıyla buraya geldik. Eşitiz sizinle. Eşitiz. Bize öyle yukarıdan parmak sallayıp HDP buradan geçemez, öbürü buradan giremez. Ya sen kendini ne sanıyorsun? Bakın, meclis çatısı altında kadın milletvekillerimize AKP milletvekillerinin söylediği en temel sözlerden birisi şudur. En son Anayasa Komisyonu saldırısı düzenlendiğinde konuşma vurur. Onların zihniyetinin özeti budur. Onların kadına bakış açısının özeti budur işte. Kadın konuşmamalı. Eğer konuşursa vurulmakla tehdit edilmeli. O tehdit yetmiyorsa vurulmalı. Onlara cevabımız çok net ve açık. Bizler konuştuk, konuşacağız. Ama and olsun ki, yemin olsun ki, eğer konuşmazsa vurun bizi. Teslim alınmamış tek bir odak bile onun açısından tehdittir, tehlikedir. Yapmaya devam edecek. Bunların hepsi onun işi. Kendisinden beklenen budur. Herhalde bunun dışında herhangi bir beklentimiz yok bu zattan. Mesele bizim ne yapacağımızdır, ne yaptığımızdır. Bu gibi durumlarda dayanışma tabii ki çok önemli. Yan yana durmak tabii ki çok önemli. Teslim olmamak tabii ki çok önemli.
Ama hep savunmada kalmanın da bir anlamı yoktur. Bizim bunları yenmemiz, alt etmemiz, tepe taklak etmemiz lazım. Türkiye toplumu Kürdü Türküyle, Batısı Doğusuyla, Alevisi Sünnisiyle, ben bu gidişattan memnun değilim, tedirginim. Çocuğumun, kendimin, ailemin geleceği için artık büyük bir korku yaşıyorum diyen herkesin karşı hamle yapması gerektiği bir dönemden geçiyoruz. Sadece ayakta kalmak da yetmez. Devirmemiz lazım. Açık söylüyorum. İlk sandık önümüze kurulduğunda güçlü bir muhalefet bloğuyla Türkiye'ye alternatif bir demokratik iktidar seçeneği sunmamız lazım. Biz şu faşist bloğa mecbur muyuz ya? Şu faşist blok kendinde bu cesareti görüyor da, biz %50 oy alırız diyor da, eşitlikten, özgürlükten, adaletten, birlikte yaşamdan, kardeşlikten yana olanlar olarak bizler neden %60 oy alamayacakmışız? Neden bir araya gelip alternatif bir halka demokratik seçenek sunamayacakmışız? Bunun zamanı geldi geçiyor bile. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak bu tür demokratik muhalefet bloklarına ilkesel düzeyde hiçbir zaman kapalı değiliz. Ve görüyorsunuz ki sokaktaki taban da aslında buna kapalı değil. Türkiye'nin batısında yaşayan, özgürlükten, demokrasiden yana, adaletten yana bir dünya isteyen herkes bugün sesini Kürt'ün sesine katmazsa, bugün Kürt'ün uzattığı eli tutmazsa, yarın tepelerine binmiş bir Hitler faşizminin katliamı altında inlerken ahvah edecek fırsat bile bulamayacaklar. Gün bugündür. Dayanışmanın, ittifakın, birliğin günü bugündür. Yarın bunun zamanı olmayacak artık. Kandırıldık, kullanıldık iddialarıyla Türkiye kamuoyunu da bizleri de asla ve asla ikna edemezler. Her şeyden önce bu siyasi iktidar çıkıp darbecilerle yaptığı işbirliğinin, onlarla geliştirdiği ortaklığın hesabını vermelidir. Orada burada FETÖ'cü aramanıza gerek yok. FETÖ sizsiniz siz. 14 yıl boyunca Erdoğan zannediyor ki bizim davamız yıllardır ortaklık yaptığı şu fırıldak Gülen cemaatinin davasıyla aynıdır. Öyle zannediyor. Kusura bakmayın. Siz ucuz hesaplar peşinde koştunuz. Bak 40 bin kişiyi görevden aldın. 17 bin kişi tutuklu içeride Gülen örgütünden. Bir tanesi çıkıp ben Fethullahçıyım, bir tanesi çıkıp ben cemaattenim ve iyi bir şey yaptım diyemiyor. Öyle dava mı olur? Bak bizden 10 bin kişiyi aldınız. Bir tanesi ben bu özgürlük mücadelesinin içinde değilim demedi. Biz böyle dava insanlarıyız. Sen bilirsin. Gerisini sen bilirsin. Her gün bir yerlerde bomba patlarken, her gün bir yerlerde sivil, kadın, çocuk, asker, polis ölürken kıyamete kadar bu ölümler sürecek deme yüzsüzlüğünü sergiliyorlar. Sizin göreviniz kıyamete kadar sürecek ölümleri yönetmek mi? Sizin göreviniz bu ölümler üzerinden siyaset yapmak mı? Saraydaki zatın söylediği bu sözler ne ile siyaset yaptığının çok açık kanıtıdır. Ama bizler onların ölüm siyaseti karşısında yaşam siyasetini, yaşatmanın siyasetini savunduk. Bugün Halkların Demokratik Partisi'nin bu kadar hedef tahtasına oturtulmasının tek sebebi budur. Dikkat edin, her gün ne diyor? Toprak ancak kanla sulanırsa vatan olur diyor. Oysa dünyanın en fazla kanla sulanmış topraklarında yaşıyoruz. Bu topraklar insanlığın, medeniyetin ilk var olduğu topraklardır ve dünyada bu kadar kanla sulanmış başka toprak yoktur. Ama beyefendi doymuyor. Toprağın değil, kendi gıdasının kanla beslendiğini artık herkes iyi biliyor. Yoksa topraklarımız kana ziyadesiyle doydu. Binlerce yıldır bu topraklarda kan akıyor. Şimdi bu kafa devleti, hükümeti, parlamentoyu avucunun içinde tuttuğu müddetçe, ille de kanla besleyeceğiz, sulayacağız bu toprakları dediği müddetçe bu ülkeye barış gelir mi? Gelmez. Gaza, Copa, Tazikli Suya,
polis müdahalesine, saldırısına direnen bu onurlu, coşkulu ve direngen halkın temsilcileriyiz. Ve bizler bu halkın temsilcileri olduğumuz için büyük bir gurur ve mutluluk yaşıyoruz. Bizim yaşadığımız mutluluğu, bizim taşıdığımız gururu bu siyasi iktidarın sahipleri ve saraya biat edenler yaşayamazlar. Onlar bizim mutluluğumuzu bilmezler, bilemezler. Bizlere, bu halka bu zulmü dayatanlar pişman olacak. Bu halk, bu halkın çocuğu, yaşlısı, genci, siyasetçisi asla pişman olmadı. Asla pişman olmayacak. Sizler, bu zulmü dayatanlar pişman olacaksınız. Bakın, iki şey yapacağız değerli arkadaşlarım. Bir, parlamento halkın iradesidir. Burayı savunacağız. Darbeye karşı halkın iradesini savunacağız. Ama arkadaşlarımız tutuklanır. Milletvekilliklerinin düşürülmesine kadar gidilirse hiçbir seçenek bizim açımızdan tartışılmaz olmayacaktır. Parlamentonun iradesini savunmak AKP'nin iradesini savunmak değildir. Faşizmi savunmak, tekçiliği savunmak değildir. Parlamentonun iradesi temsili demokrasilerde halkın iradesidir. Son gücümüze kadar burada bu iradeyi savunacağız. Ama burada olmuyorsa hiç merak etmeyin. Çaresiz değiliz. Asla da kimse moralini bozmasın. Umutsuz değiliz, güçsüz değiliz ve bunların bu şefaatine falan da muhtaç da değiliz. Rahat olsun herkes. HDP bütün parti yönetimi ve grubuyla partimize ve grubumuza dönük her saldırıya karşı adım adım ne yapacağını bilen bir partidir. Yapmaya da kararlı, muktedir bir partidir. AKP yenilecektir. Saray yenilecektir. Bundan şüpheniz olmasın. Kazanacak olan biz olacağız. Bugün egemenler Orhan Doğan'lara yaptıklarını Halkların Demokratik Partisi milletvekillerine de yapmak istiyorlar. Dün Orhan Doğan'ların iradesini kıramayanlar bugün bizim irademizi kırmaya çalışıyorlar. Ama aynı cevabı yeniden alacaklar. Geçmişte nasıl Orhan Doğan gibi Kürt siyasetçilerini bu meclisten gözaltına alarak polis zoruyla hapse götürdüler ve ama onun arkasından çok daha büyük ve güçlü bir biçimde bu parlamentoya, meclise geri geldiğimize tanık oldular ve bunu yaşadılarsa emin olun her gün bizi tükettikçe kendileri tükenecekler. Bizi tüketmeye çalıştıkça kendileri tükenecekler. Başımıza bir iş gelirse olabilir. Benim bütün arkadaşlarımdan, bütün yoldaşlarımdan özel ricamdır. Bu gemi limana götürülecek. Sizlere emanettir. Şu veya bu şekilde bu özgürlük gemisi limana ulaştırılacak. Bunu sizler başaracaksınız. Ben buna canı gönülden, yürekten inanıyorum. Çünkü biz bir tek adam hareketi değiliz. Biz olsak da olmasak da. Bu partiyi kuranlar, emeğini, alın terini harcayanlar, dökenler elbette ki bu geminin nereye nasıl götürüleceğini bilenlerdir. Bizde çok şükür ki tek adamlık sistemi yok, olmayacaktı. Böyle bir parti değiliz. O yüzden benimle uğraşmaları asla canınızı sıkmasın. Çünkü bizde tek adam yok, yüz binlerce kadın, yüz binlerce erkek var. Hangi birinizle uğraşacaklar, hangi birinizi yok etmeye çalışacaklar ki? Tek biriniz kalsanız, tek bir genç arkadaşım bile kalsa bu partiyi başarıya götürecek kararlılığa ve inanca sahiptir. Ekilir, ekin geliriz. Ezilir, un geliriz. Bir gider, bin geliriz. Beni vurmak kurtuluş mu? Kör olasın demiyorum. Kör olma da gör beni. Kör olma da gör bizi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, HDP var oldukça, HDP'liler bu topraklarda nefes aldığı müddetçe sen başkan olamayacaksın.